Çok da üzerine çalışmalar yaptığım bir konu. Ama etkin pişmanlıkla ilgili hükümler yayınlandıktan sonra benim takip ettiğim ve baktığım kadarıyla herhangi bir eğitim ya da seminer yok. Hatta Başkanlar Kurulu toplantısında da konu geçti. Bu konuyu ben meslektaşlarımın verimli bir şekilde değerlendirmesini diliyorum. Sayın Hocam benim Uludağ Üniversitesi'nden, hocam aynı zamanda. Kendisiyle bir seminerde bu şekliyle buluşmak da benim için gurur verici. Şimdiden emeklerine sağlık diyorum. Hepiniz için verimli bir seminer olmasını diliyorum. Başarılar arkadaşlar. Teşekkür ederim hocam. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali'yle açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sunumlarını yapmak üzere sözü Sayın Profesör Doktor Doğan Şahin'e veriyoruz. Evet. Herkese öncelikle iyi günler diliyorum. Bazı arkadaşlar genç, onlara arkadaşlar diyeyim. Ama bazıları da dostlarımız, benimle fakültede aynı sıraları çürütmüş olan arkadaşlar. O yüzden dostlarımız ve arkadaşlarımız, hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantıyı odamız düzenleme konusunda bir teklifte bulundu. Ben de memnuniyetle bunu kabul ettim. Bu imkanı sunmuş olmalarından dolayı da her düzeydeki katkılarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yönetime de bu gösterdikleri misafirperverlikten dolayı da teşekkür ederim, tekrar iletiyorum. Şimdi efendim benim bugünkü anlatacağım konu vergi usul kanunun 359. maddesinde yapılan değişiklikler. Son zamanlarda bu maddeyle çok oynanır hale geldi. Sabah kalkıyoruz, ilave eksilme yok ama ilave. Sabah kalkıyoruz, ceza miktarı artmış, tipi değişmiş, tip suçlar eklenmiş. Yani bu maddeye ne oldu böyle? Yıllardan beri kendi halinde sessiz sedasız duruyordu. Birden böyle değişikliklere konu olur hale geldi. Herhalde suç ihdas ederek vergi hukukunu dizayn etmek nokta, bu anlamda ile söylüyorum. Bir politika benimsendi, böyle anlaşılıyor. Şimdi 2021'de 7318 sayılı kanunla ödeme kaydı cihazlarla ilgili bir düzenleme, suç tipi oluşturdular. Bugün anlatacağım 7394 ile etkin pişmanlık ve müteselsiz suçla ilgili bir düzenleme yaptılar. Bir de 7223 ile tekel ürünlerini konu alan yeni sayılabilecek bir düzenleme daha yaptılar. Fakat bu en son düzenlemenin bir garip tarafı var. 1-1-2024'te yürürlüğe girecek. Şimdi kanun 2024'te yürürlüğe girecek. 23'te değil. Ama kanunu okuduğun zaman tip var. Fakat bunun icrası olabilecek bir zemin yok ortada. Yani suç var, fiili yok. Çünkü bu tekel kurumları işte etiket belgelerini iletecek sistemi kuracaklar. Kurduktan sonra eğer ona uymazlarsa buna ilişkin fiil meydana gelmiş olacak ve cezayı o zaman verir hale geleceğiz. Dolayısıyla böyle fiili şu anda olmayan tipi olan, yani suç var ama işlenemezlik hali söz konusu olan bir durum söz konusu. Tabii ki ilgili zamana kadar altyapıyı herhalde ilgili kuruluşlar oluşturacak. Buna göre düzenlemeler yapılacak. Belki o zaman bunun çıkması daha anlamlıydı. Yani o altyapıyı önce ortaya koyduktan sonra çıkması daha anlamlıydı. Belki altyapı çıkacak ortaya, bu suçta bir daha değişiklik yapılmak zorunda kalınacak. Çünkü altyapının kendine ait bu teknik yapısının ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi kaçakçılık suçu diye bir suç yok. Şöyle o tarafa doğru gelelim. Kaçakçılık suçları var. Dolayısıyla birden fazla suçun bir arada toplanmış olması halinde verdiğimiz suçtur. Bu suçların baktığımız zaman 359. maddeye yaklaşık eskiden 4
adet suç var idi. Şimdi 6 adet suça çıktı. Bunlar seçimlik hareketli olarak düzenlenmiştir. Burada birinci grup suçlardan orada ilk sarıya boyalı olan kısım herhalde öyle çıkıyor. Sarıya boyalı olan kısım bir suçtu o. Hangisini işlerseniz işleyin, birden fazla defa da işlemiş olsanız o bir suçtur. Alttaki sarıdan bir tane daha işlerseniz o da ikinci bir suçtur. Üçüncü suç, dördüncü suç, beşinci suç, bir de yeni gelen az önce ekranda olan 6 adet suçumuz var. Ama fiilleri birden fazla düzenlendiği için bunlar seçimlik hareketli olarak düzenlenmiştir. Birinci gruptan bir tane, ikinci gruptan bir tane, üçüncü gruptan birer tane işlemiş olsa 3 tane suç var demektir. Dolayısıyla 3 kere 8, 24 yıl demektir. Yani ayrı ayrı suçtur çünkü bunlar. Biz kaçakçılık suçu diyoruz. Oysa kaçakçılık suçu diye bir suç yok. Sahte belge düzenleme suçu var. Muhasebe hileleri yapma suçu var. Veya işte bilinmeyen darla hesap açmak suçu var. Yanıltıcı belge düzenleme suçu var. Belgede tahrifat suçu. Her biri bunların bir suç. Bunlar kategorize edilmiş bir suç grubunu oluşturmuştur. Şimdi bu günlere geldiğimizde bu 7394 ile etkin pişmanlık ve müteselsiz suç düzenlemelerinin sebebi nedir diye baktığımda artık ceza yargısı özellikle bir vergi ceza yargısı olmadığı için yani ceza mahkemelerinin vergi ceza mahkemeleri olmadığı için bugün A mahkemesine düşüyor ceza mahkemesine asliye cezaya yarın B'ye düşüyor yarın C'ye düşüyor bu bir teknik konu. Hakimin bunu anlaması ve kavraması o kadar kolay bir mesele değil. Yani arkasında teknik bir alan var. O zaman ne yapıyorlar? Hemen bir bilirkişiye, bilirkişi bildiğine göre artık o da kararı nasıl fiille ilgili düzenliyorsa onu hakim de benimseyerek işlemi gerçekleştiriyor. Çünkü konu teknik. Nihayetinde son zamanlarda bu yargılama konusu bazı mahkemelerin görev alması sağlandı. Peki sebep neydi bu mahkemelerle ilgili? Ben meclis tutanaklarından çıkarttım. 70 bin ila 80 bin arasında bu düzenleme yapıldığında dava vardı. Yani görülen dava. Hatta aynen böyle yazmış. 70 bin de 80 bin. Yani 70 bin mi, 71 bin mi, 72 bin mi, 73 bin mi, 74 bin mi, 79 bin mi? O da değil. Böyle 70 ile 80 arası diye geçmiş. Görüşmelerdi bu parlamentodaki. Şimdi ben etkin pişmanlığa doğru intikal edeyim. Etkin pişmanlık ceza hukukunda bazı şartların sağlanması halinde cezayı ya artırır ya ortadan kaldırır. Şimdi bizim bu noktada her suç için geçerli olmadığını bilelim. Her suçun etkin pişmanlıktan yararlanacağı ve şartları suçun altında belirtilir. Yoksa bazı suçların etkin pişmanlıkla bir ilgisi yoktur. Nitekim daha önceden de bu 359'daki suçların etkin pişmanlıkla bir ilgisi yoktur. Pişman olmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla vergi kaçakçılığı suçları için getirilmiştir. Vergi suçlarından mahremiyeti, ihlal, mükelleflerin özel işlerini yapma, vergisel hakaret ve diğer vergi suçları bir ilgisi yoktur bunun. Sadece 359'daki fiillerle ilgilidir. Şimdi bunun bir özelliği var. Onun etkin pişmanlıkta bir indirim yapılacak cezada ama bir de hakimin takdiri sebeplerle yaptığı indirimle bunu karıştırmamak lazım. Hakimin takdiri sebeplerle yaptığı indirimde hakim sebep ortaya koyarak 1/5'i geçmemek üzere bir indirim yapabiliyor. Örneğin kişinin sosyal durumuna göre, gelir durumuna göre, ailesinin etkilenip etkilenmeyeceğine göre hakim bunları değerlendiriyor yani kişinin. Ama bunda öyle değil. Bunda şartlar meydana geldi mi hakimin takdir hakkı yok. İndirim yapmak zorundadır. Yani ceza verirken hakimin takdirinde olan sebeplerden biri değildir bu. Bu etkin pişmanlık şartlar meydana geldi mi kendiliğinden sonuç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu özellikleri belirttikten sonra etkin pişmanlığın 15.4
2022'den önceki ve sonraki suçlarla ilgili, işlenmiş suçlarla ilgili ve yargılanacak suçlarla ilgili fiil o dönemde işlenmiş olsun yeter ki ayrım yapıldı. Bu ben önce cari durum, yani bugün işlenirse ne olur durumuna öncelik vererek önceki durumu, yani önceki derken şu andaki durumu açıklayayım. Sonra da kanun yürürlüğe girmeden önceki fiillerle ilgili durum açıklayayım. Şimdi bunun, bu etkin pişmanlığın birinci ayağı şu anda uygulanan anlamıyla söylüyorum. 15.4.2022'den önceki işlenen suçları bir kenarda bırakıyoruz. Onları da karıştırmayalım. Soruşturma veya kovuşturma aşamasında ancak yararlanabiliriz. Onun dışında yararlanmamız mümkün değil. Nitekim birazdan belirteceğim. Sonrakilerde kesinleşmiş hükümler vesaire hepsi bunun içinde. Peki soruşturma aşaması nedir? Suç şüphesiyle iddianamenin mahkemede kabul edildiği ana kadar olan zamanı biz soruşturma evresi diyoruz. Eğer iddianame kabul edildikten sonra hüküm verileceği kadar olan kısma da kovuşturma evresi diyoruz. Yani kanun terminoloji böyle olduğu için ben de bunu böyle açıklamam herhalde daha doğrudur. Peki ikisi arasındaki farkı nasıl ortaya koymuş? Eğer soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanırsan, ki birazdan şartları belirleyeceğim, senin normaldeki cezanı 1/2 azaltırım diyor. Ya da 1/2 indirme konu ediyor. Eğer kovuşturma evresinde bu şartları sağlarsan bu defa 1/3 indirdim diyor. Yani soruşturma aşamasında ödemeyi yapmayı teşvik eden bir karakter ortaya koymaya çalışmış. Burada önemli bir problem olarak şunu değerlendirmek lazım. Kişi soruşturmada ödeyemedi. Parası yok sonuç itibariyle. Vergi ziyalarını ödeyecek. Cezalarını ödeyecek. Kovuşturmada da parası yok. Ama daha sonra bir şekilde mal varlığında infaz aşamasında artış meydana geldi. Mal varlığı arttı. Ödeyebilecek bir hale geldi. Dolayısıyla bunu derecelendirmekle birlikte soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması diye düzenlemekte yarar vardı. Nitekim kişilerin hayat serine baktığımız zaman bugün geliri olmayanın ileriki dönemde şu veya bu şekilde mirasen, veraseten intikal olabilir ya da bir başka şekilde olabilir. Gelirlerin artması doğrudur. Eğer devlet de bu kaçakçılık suçlarını bir vergi ziyanına bağlamak, yani gelir elde ederek indirim yapılmasını sağlamak istiyorsa, bir kişinin daha sonradan gelirini elde etmiş olması onun aleyhine sonuç doğmaması veya doğurmaması gerekir. Bu hususun herhalde ileride giderilebileceğini düşünüyoruz. Sonuç onda 1/4 indiririz. Yani o aşamada. Ama bir o kısmı da dışarıda bırakmamak gerekir. Şimdi şartları olarak baktığımızda iki tane şart var. Biri ödeme şartı, bir de feragat dediğimiz, davasızlık diye ifade edebileceğimiz bir şart. Ödeme şartına baktığımız zaman şunu anlıyoruz. Sadece vergi ziyağı ve vergi ziyağı cezasına bağlandığı için bir kere özel usulsüzlükler, genel usulsüzlükler bunun dışında kalmış. Yani onları ödesen de ödemesen de indirimden yararlanman mümkün değil. Onlar etki alanı dışında. Dolayısıyla vergi ziyağı ve vergi ziyağı cezasının ödenmesinden bahsediyorum. Vergi ziyağı cezasını ferileri ödeyeceksin. Eğer vergi cezasını da vergi ziyağı cezasını ferileri ödeyeceksin. Vergi ziyanı da ferileri ödeyeceksin. Vergi ziyanın ya da vergi kaybının bir gecikme faizi gibi ferisi olabilir. Bir de kesinleşmişse gecikme zammı gibi olabilir. Yani hangi aşamadaysa her ikisinde ödemek durumunda kalacaksın. Vergi aslı artı ferileri diyelim. Vergi ziya cezasına gelince onun yarısı artı ona isabet eden feriler. Onun da ferisi anlayacaklarına göre vergi ziya cezası için bir hesaplama yapılabiliyor. Bir gecikme zammı uygulanabiliyor o cezaya. Normalde cezalara bir diğer cezalara gecikme zammı uygulanıyor ama vergi ziyağı cezasına
uygulandığı için onun da ferisini istiyor. Şimdi burada gelir vergisi ilişkin vergi ziyağı ve cezaları olabilir. Kurumlar vergisi ilişkin vergi ve cezaları olabilir. Katma değer vergisi ilişkin vergi ve cezaları olabilir. Bunların yani gelirde katma değer söz konusuysa ya da kurumlarda katma değer söz konusuysa her vergiden kaynaklanan hem gelirden hem katma değerden kaynaklanan cezalar ödemek gerekiyor. Yani sonuç var ve vergi ziyağı cezası değil de o işte 359'daki fiilden neşet eden her türlü vergi bakımından sonuç doğuran ceza ve vergi asıllarını anlamamız gerekiyor. Her vergi ilişkin böyle. Yalnız idarenin bu cezayı kestiği zaman öyle çok ayrım yapmıyor. Yani bu ağır nitelikli fiil dediğimiz 359'dan kaynaklanan kısım, bu diğerinden kaynaklanan kısım diye ayırt etmeden kaçakçılık suçu raporuna aktarırsa bu durumda mahkemenin, ceza mahkemesinin bu ceza miktarının ödenmesi gereken vergi miktarı ne olduğu konusunda bir tereddüt yaşayabilir. O yüzden özellikle kaçakçılık suçu raporlarının etkin pişmanlığa uygun düşecek şekilde rakamların belirlenmesinde yarar var. Yani bizim kaçakçılık suçu raporunda toplam vergi ziyanı değil, sadece 359'a isabet edenlere ayırıp göndermiş olması lazım. Vergi idaresinin değişik fiillerden kaynaklanan ikmaller, resen, tahriyatları dikkate alabilir. Hepsini 359'un fiillerden kaynaklananları da dikkate alabilir. Ama özellikle bu kaçakçılık suçu raporunda bunun altını çizerek belirtmesi gerekir. Şimdi kanun koyucu bazı durumlarda mükellef vergi ziyanına sebebiyet vermeden 359'daki örneğin sahte belge kullanmış ya da işte bu anlamda düzenlemiş olabilir. Veya diğer fiiller de var. Yani sadece belgede tahrifat yapmış olabilir ama vergi ziyanına sebebiyet vermedi. Neden? Devreden KDV'si fazlaydı örneğin. Veya önceki dönem zararları müsaitti. Ortaya çıkmadı. Bu durumda vergi ziyanı ortadan çıkmamış olsa bile tabii ki ödeme şartı yumuşatılmış. Diyor ki ödemeye gerek yok. Ancak ben 1/2 indiririm diyor. Burada standart bir indirime yer vermiş. Dolayısıyla bu özellikle o kategori için oldukça uygun bir durum ortaya çıkartmıştır. Şimdi bu düzenlemenin en önemli problematik alanlarının başında ödeme kavramı geliyor. Biz ödeme kavramı işte kişinin mal varlığına çıkıp hazinenin mal varlığına girmesi diye kısaca ifade edildi. Konusu bu bunun. Ama ben neyi ödeyeceğim? Kanuna baktığımız zaman orada görüyorsunuz verginin ve kesilen cezaların yarısı, işte buna isabet eden geçme zamanı ödenme sağlıyor. Tamam ödenecek diyor. Peki bu tamamının, bu kanun maddesi öyle diyor, tamamının ödenmesi gerçek bir anlam taşıyabilir mi? Peki tamamının ödenip ödenmediğini mahkeme nereden soracak? Vergi dairesine soracak. Şimdi top vergi dairesine geçti. Ödendi mi ödenmedi mi? Oradan gelecek yazı. Evet, bütün bu konu olan borçlar, dava konusu olan borçlar ödendi diyorsa mahkeme ona göre indirim uygulayacak. Ödenmedi diyorsa uygulamayacak. Ama kanunun bu hükmünün ödenme kısmı da ceza mahkemesi hakimine ait olmuş olsa, o zaman yani onun tayin ve tespiti ona ait olmuş olsa yatır şuraya şu kadar para edecek ve bunları ister. Ama şimdi birkaç sorumuz var. Örneğin bu 359'a konu olan fiil ceza hukuku bakımından bir zaman aşımına uğramadı. Ama o fiille ilgili olan vergi ziyağı tarz zaman aşımına uğradıysa ne yapacağız? O zaman ceza kesilmemiş olacak. 1/2'den yararlanacak gibi düşünebiliriz. Ama orada tahsil zaman aşımına uğramışsa ne yapacağız? Şimdi bu ödeme, yani tahsil zaman aşımına uğramış olan bir şeyden bir tahsilat yapamam idare. Tahsilat zaman aşımı bakımından baktığımız zaman
Ondan da mükellef istemediği zaman ödeme yapamaz. Şimdi ödeme diyeceğiz yani mükellefe. Sen bundan yararlanmışsın, ödeme diyeceğiz. Takas yapmışsa, borcunu takas yoluyla sonlandırmışsa, yani bu aşamada ödüyor kişi. Ceza geldi, cezayı ödüyor. Ama tamamını ödemiyor. Bakın burada bu cezaların, kesilen cezaların diyor. Kesilen cezadan bahsediyor. Ben daha sonra ceza kesildikten sonra bir kısmını terkinden yararlanmış olabilirim. Vergi afları dediğimiz, yenileme diye bizim ifade ettiğimiz müesseseden yararlanmış olabiliriz. Vazgeçmeden yararlanmış olabiliriz. Yani idare vazgeçer. Uzlaşmadan yararlanmış olabiliriz. Dava açmışımdır bu arada. Vergi mahkemesi davayı kabul etmiştir. Ve dolayısıyla iptal edilmiştir bu işlem. Ve anlayacaklara göre tecil edilmiştir. Şimdi bunların yeri nerede ödemede? Bunlar ödemeden ödeme demek anlamına geliyor. Bu sonuçları bununla nasıl örtüştüreceğiz? O yüzden az önce söylediğim ifadeye döneyim müsaade edersin. Bütün top kimde dedik? Bu noktada vergi idaresinde. Vergi idaresi bunların ödeme mi olup olmadığını, ödenmiş sayılıp sayılmayacağını dikkat alarak mahkemenin yazısını yapmak durumundadır. Çünkü bu ilgili düzenlemeye baktığınızda sadece ödemeden bahsediyor. Ödeme de nakit paranın hazineye girmesi demek anlamına gelebilecek bir anlamda kullanıldığı görülmektedir. İşte bu yüzden bizim idarenin kendi örgütü bakımından ceza mahkemelerini bağlayan bir şey değil. Zaten öyle bir şey de yapmaz. Ödemeden ne anlaşılması gerektiğini hemen bir tebliğ ile yayınlamış olması lazım. Ki vergi daireleri arasında da homojen ve aynı yönde bir uygulama meydana gelmiş olsun. Şimdi bir başka sorunumuz var. Ama alacaklarına göre ödediğimiz bedel ilk borcumuza sayılıyor. Benim bu daha sonraki bu borcum sana ne olacak? Vadesi daha sonra geliyorsa bu borcun ne olacak? Hemen o ilk borca sayacak, ben hiçbir şey ödememiş olacağım. Yani bu etkin pişmanlıktan yararlanmak anlamında bir borca kadar gelmeyecek. O zaman ben bütün borçlarımı ödeyip eskiye yönelik, yani fiilen gecikme zammı devam eden borçlarımı ödeyip sonra buna da yeterse bunu da mı ödemem lazım? O yüzden mümkünse bu ödemeyi yaparken dosya numarasını da yazarak, yani ceza mahkemesi dosya numarasını da yazarak, hakim zaten soracaktır büyük bir ihtimalle. Bu noktada yani ödemenin ne olup olmadığını soracaktır. Bu biçimdeki davranışta kesinlikle hangi borcun olduğunu mükellef ya da ceza sorumlusu belirtmek durumundadır. Belirtmediği takdirde Maliye Bakanlığı'nın yapacağı şey ilk borca sayarak eskisi ödenmemiş diye gönderecektir. Ben noktalayalım. 47. madde bu kardeşe ortadan kaldırıyor da o yüzden. Efendim? 6187. madde bu söylediğiniz, öngördüğünüz kardeşeyi kaldırıyor ortadan aslında. Sonra da konuşalım. Şimdi ben bitireyim, ondan sonra şey yaparız. Burada ifade etmek istediğimiz bir genelge veya bir tebliğ yayınlanarak hepsinin ortaklaşa bir hale getirilmesini sağlamaktır. Şimdi bir başka sorun. Kişi ceza davası ödedi, indirimden yararlandı. Etkin pişmanlık indirimine yararlandı. Peki sonra ceza mahkemesi bir davadan beraat etti. Ödediği ne olacak şimdi? Yani beraat edebilir çünkü yeni delil ortaya çıkmıştır. Ceza mahkemesi beraatına karar verir. Ama beraatına karar vermeye giden yargılama süreci içinde kişi de ödemiştir. Şimdi ceza mahkemesinden etkin pişmanlıktan yararlanmak için bunu yaptı. Yani ödemeyi yaptı. Şimdi bu ödeme ne olacak? Geri alabilecek hataların varlığına mı dayanacağız? Yani bütün bunların açıklanmasını içeren bir tebliğ ortaya koymaları lazım. Aksi takdirde kişinin hatalarının varlığına gidecek. Ondan sonra iade edilmeyecek. Düzeltme talebi, düzeltme bakımından yeni sorunlar. Onu da dava edeceğiz. Düzeltme reddini. Maliye Bakanlığı şikayet yoluna gideceğiz. Yani hep bürokrasiyle bu problemlerden uğraşılması lazım. Son itibariyle bakanlığın üzerine düşen
yük bu noktadaki sıralamaları yapmış olmasıdır. Yani birden fazla borcun varsa da dosya numarası mahkemeden gelenin ödenip ödenmediğinin ayrıştırılabilecek bir tebliğin varlığı şarttır. Yani bu ödeme meselesi bütünüyle idarenin kendisinin düzenlemesi gereken bir husus olduğunu düşünüyoruz. Şimdi ikinci şart, birinci şart ödemeydi. İkinci şart davanın açılmaması, feragat dediğimiz açılmaması. İkincisi dava açılmışsa feragat edeceksin. Tamam. Kanun yollarına başvurmayacaksın. İşte temiz veya istinaf yoluna gitmeyeceksin. Yani bunlarda da fazla bir sorun yok ama sorun şu. Benim hakkımı arama özgürlüğümü acaba bu müdahale ediyor mu? Yani davadan vazgeçtiğim zaman hak arama özgürlüğüne ne ilişkisi var? Bunu bir masaya kendisi bakımına yatırmalı. Bir de davadan feragat eden karşı vekil ücretlerini ödeyecek. Bu karşı vekil ücretini kişiden etkin pişmanlığa yararlanmak için cezaları ve vergileri ödeyecek dediğim oranlarda. Sonra bir de ne ödeyecek? Karşı vekil ücreti ödeyecek. Ya, yapılandırma kanunlarında taraflar birbirine karşı herhangi bir masraf yüklenmeyecektir diye yazdı. Bunu da yazmaları lazımdı. İşte o yüzden bakanlık tebliği fevkalade önemlidir. Yani Maliye Bakanlığı tebliği önemlidir. Mahkemeler bağımsız olduğu için bu konuda herhangi bir bağlayıcı bir yanı olmaz. Sadece ödendi ödenmedi kavramıyla bakanlıktan Maliye Bakanlığı'ndan gelecek kavramla ilgilidir mahkeme. Şimdi feragatla ilgili sorunlardan biri o da kendi başına sorunlar ortaya çıkartıyor. Peki tüzel kişi nezdinde 359'dan biri işlenmişse işlenebilir. İşte müdür işledi, işte çalışan bir personel işledi. Kim feragat edecek bundan? Davalı, özür dilerim, davacı, tüzel kişilik, davalı, işte o idare. Kim feragat edecek? Tüzel kişilik diyor ki ben feragat etmiyorum. Adam yararlanamıyor. Çünkü feragat ikinci şart olarak karşımıza konulmuş. Yani genel müdür yararlanamıyor. Feragat olmayınca ceza indirimine yararlanamıyor. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz biz? Şimdi sizler bir an için düşünün. Bir firmanın genel müdürüsünüz. Bundan dolayı işte sorumlu dolayı ya da yönetim kurulu üyesiydiniz. Sonradan değişti. İşte bu cezalar ortaya çıktı. Ceza mahkemesine gitti. Davadan kim feragat edecek? Davayı açan davacı feragat edecek. O kim? O ceza mahkemesinde gerçek kişi yargılandığı için onun dışında olan tamamen apayrı bir kişi. Şimdi bu nasıl çözülecek? O zaman hele genel müdür bir itirafla ayrılmışsa oradan, hani bir itirafa dayalı olarak ayrılmışsa asıl firmanın pek feragat göstereceğini düşünmemiz ne kadar doğru olur? Bu nokta ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Gerçek kişi ceza mahkemesinde yargılanıyor. Vergi mahkemesinde tüzel kişi davacı konumunda, tüzel kişi bundan vazgeçmeyince gerçek kişi indirimden yararlanamıyor. Tüzel kişiyi vazgeçirecek olan nedir? Ha diyelim ki bir an için genel müdür dedi ki ben orada kanun temsilci olarak genel müdür dedi ki ben ödeyeyim ya da yönetim kurulu başkanı dedi ki ben kendim ödeyeyim, şahsen ödeyeyim. Çünkü peki başkasının borcunu başkası ödüyor olacak. Yani tüzel kişinin borcunu onunla şu veya bu şekilde ilişkili olan bir kanun temsilci ödeyecek. Ya da personel olabilir. Bu ile genel müdür kanun temsilci olması şart bir şart değil. Çünkü ceza hukukunda fiili kim işliyorsa odur. İlle genel müdürün olması, kanun temsilcinin olması şart değil. Örneğin bir işletmede A departmanı çalışan biri bu işte 359'daki fiillerden birini meydana getirmişse o yargılanacaktır. O bir belki personeldir bildiğimiz. Şimdi tüzel kişi bunun için feragat edecek mi? Etmeyecek mi? Şimdi bu noktada tamamen artık karşılıklı bir
sorunlu alan ortaya çıkmış oluyor. Hocam tebliğ yeter mi peki? Sen? Tebliğ yetecek bunu düzenleme. Yani bir uygulama genel riski tebliğ bunu çözebilir mi? Ya biz bunun bu hukuk tekniği bakımından çözülmesi mümkün değil. Hukuk tekniği bakımından çözülmez. Çünkü burada davalı olan, daha doğrusu sanık olarak yargılanan kişi personel. Bu davadan feragat edecek olan, vergi davasına feragat edecek olan şirket. Şimdi iki ayrı kişi var. Biri tüzel kişi, biri gerçek kişi. Nasıl çözeceğiz bunu? Yani gerçek kişinin ceza mahkemesinin konumunu savunan bir tüzel kişi var mı yok mu? Bunun bu aykırılığın giderilebilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yoksa tüzel kişi feragat etmediği sürece etkin pişmanlıktan da yararlanmak da mümkün değil. Yani düzenleme böyle. Sonuç itibariyle vergi idaresi de ödendiği yazısını verse bile feragat yazısının feragat edildiğine ilişkin yazıyı verebilecek bir durumu yoktur. Şimdi az önce de tebliğlerle bunları düzenlemek lazım. Yani sonuç itibariyle hani gelen ilgili kişi ölüyorsa ama o tüzel kişinin kanun temsilcisi konumundan ayrılmışsa ya da değilse onun da bundan bu feragattan ayrı tutulması adalete daha uygun düşüyor. Aksaktır da fiilen yararlanmak mümkün değil. Ya da çalışan kişi gidecek, yalvaracak şey kanun tüzel kişiye. İşte şöyle yapın, böyle yapın. Bir de problemle ayrıldılarsa demek ki etkin pişmanlığın bunun için bir anlamı yok. Herkes için yararlı, herkes yararlanıyor. Bu kişi yararlanıyor. Bu da eşitliğe ne kadar uygun olduğunu takdirlerimize sunarım. Evet. Şimdi 15.4.2002'den 2022'den sonraki döneme bakalım. Esasında bir düzenleme yaptılar bununla ilgili. Fakat buna gerek var mıydı yok muydu tartışılabilir ama şartlarını farklılaştırdıkları için gerek olduğu anlaşılıyor. Yoksa kanunlarda yapılan, ceza kanunları yapılan lehe düzenlemeler, sanık lehine yapılan düzenlemeler kendiliğinden geçmişe etkili olarak uygulanıyor. Burada bir soru yok. Ama şartlar farklılaştı. Şimdi burada hüküm verilmiş ve infaz aşamasındaysa, hüküm verilmiş veya infaz aşamasındaysa, daha infaz başlamamış veya başlamış. Burada bir yıl içinde o söylediğim az önce vergi aslı ve ferileri, vergi ziyağı cezasının yarısı artı ferilerini ödeyen kişi bir yıl içinde yani 15.4.2023'e kadar öderse bu etkin pişmanlıktan yararlanıyor. Eğer ödeyemezse o da yararlanamayacak. Ama soruşturma, kovuşturma, istinaf, temiz aşamalarında olanlar varsa bunlar hüküm verilinceye kadar bundan yararlanmalarına engel bir şey yok. Daha bunlar için hüküm verilmedi çünkü. Bu bir yıllık süre bu bakımdan önem arz etmek istedim. Şimdi müteselsiz suça gelin. Bu da bizim için oldukça önemli. Bir etkin pişmanlık, bir de müteselsiz suç. İki ayrı müessese bunlar. Gerçi aynı maddede düzenlemeye çalıştılar ama genelde hukuk tekniğinde ayrı bir maddede, madde altında düzenlenebilir. Her ikisi ayrı ayrı düzenlenebilir. Böyle uygulamaları var. Ama burada hepsini aynı maddenin içine getirip soktular. Çekip çıkartırsanız etkin pişmanlığın ayrı, müteselsiz suçun ya da zincirleme suçun ayrı olduğunu görüyoruz. Bu bize ne anlam ifade ediyor? Hukuktaki genel kural bir tek fiilde iki ceza verilemez. Roma hukukundaki adı non bis in idem ilkesi. Bu tam tersine çalışıyor bu müteselsiz suçta. Kişi birden fazla suç işliyor, tek ceza veriyor. Normalde bir tek suç işleyip tek ceza alması gerektiğini savunan non bis in idem yerine çok suç işleyip tek ceza alması gerektiğini savunuyor bu müteselsiz suç. Peki ne yapıyoruz bu suçla? Aynı hüküm, kanun aynı hükmü birden fazla defa ihlal edilecek. Önceden planlanmış, düzenlenmiş, hesaplanmış, sonucu öngörülmüş bir çerçevede bunu yapacağız.
Her bir fiil subjektif olarak aynı suç işleme iradesi kapsamında bütünleşmiş olacak ve subjektif bir bağ olacak. Birden fazla defa suç işlenecek. Şimdi zaten başta da söyledim. Birden fazla suça tek ceza vereceğiz. Bunun anlamı bu. Peki bizim bir suçun diğerinden bağımsız olduğu, bunlar aralarında bir kopukluk meydana gelecek suçların, neye bakarak karar vereceğiz bu suçlar arasındaki farklılığa? Burada suçun işlendiği yer, suçun işlendiği zaman, yine suçun işleniş biçimi, fiiller arasında geçen sürenin farklılığı, bütün bunlara bakarak bir suç işleme iradesi kapsamında olanlar da diğer başka yeni bir suç işlenmesi kapsamında olanları birbirine ayırıyoruz. İsterseniz bu suçu anlatmak bakımından şöyle bir örnek vereyim. Daha kolay anlayabilmeniz bakımından. Diyelim ki bir kişi bir ton odun çalmak istiyor. Odunları gördü. Fakat kendi başına yaklaştığında o bir tonu çalacak. İrade orada netleşti artık. Fakat taşıyabildiği bir 50 kilo alıyor. Bir 50 kilo daha alıyor. Bu bir 50 kilo aldığı suç. İkinci 50 kilo aldığı da suç. Üçüncü 50 kilo aldığı da suç. Böyle 20 tane 50 kilo, 20 tane suç var. Ama eğer elinde bir imkan olabilmiş olsaydı, biraz daha güçlü olsaydı, bir tonu kaldırarak olsaydı hepsini birden alacaktı. Dolayısıyla bu kapsamda olunca biz buna müteselsiz suç olarak değerlendirelim. 20 tane suç olmasına rağmen benim verdiğim örnekle, hırsızlık örneğiyle ilgili tek hırsızlık suçundan yargılama yapıyoruz. Şimdi bizde de birden fazla belge var, sahte belge. Aynı dönemde, farklı dönemde. Kademesine göre olanlar var, gelire göre olanlar var, kurumlara göre olanlar var. Hangi, neyi öngörüyorsun? Yani bir kademe dönemi içinde mi bunu yapıyorsun? Mesela bir kişi 10 tane belgeyi aynı ayda sahte tedarik edip kullanmışsa o ayın kademesini indirmeye yönelik olduğunu anlarız. Ama kişinin bu zamanını nasıl belirleyeceğiz? Yine emin miyiz? Bu noktada önceki dönemlerde çok problemler ortaya çıktı. Yargıtay bir karar verdi. Dedi ki ben bir yıl içinde ne kadar işlenirse işlensin, adedi ne olursa olsun, miktarı da ne olursa olsun. Zaten bu kaçakçılık suçlarında vergi ziyağı yok. Bir vergi ziyağına bağlı değil. Kaç tane işlenirse işlensin ben yıl başında tek kabul ederim dedi. Bir yıl başına tek kabul ederim dedi. O da hesap dönemini esas alırım dedi. Şu özel hesap dönemlerini anlatıyorum. Orada özel hesap dönemine bakacağız. 1 Ocak'la 31 Aralık arasını tek kabul ediyorum dedi. Tamam, bunda bir sorun yok. Biraz da mükellefin lehine. Hani KDV'ler dönemini düşünürseniz onların hesap dönemi başka. KDV'lerin gelir vergisinin hesap dönemi başka. Birinin 12 ay, birinin aylık dönemler. Mükellefin lehine gibi bu bir yıllık. Ama şöyle bir sorun ortaya çıktı. Biri Aralık'ın 25'inde, diğeri Ocağın 2'sinde iki tane sahte belge. Hop, bu iki tane suç oldu. Çünkü eğer biz bir takvim yılıyla sınırlandırırsak iki tane olur. Şimdi bu yeni düzenlemede dedi ki takvim yılı sınırlamasını da aşan şekilde değerlendirebilirsin dedi. Önceden takvim yılı sınırlaması Yargıtay kararlarıyla gelmişti. Şimdi bu sınırlama ortadan kalktı. Yani sonuçta daha tehlikeli mi oldu? Mükellef için daha ya da lehine mi aleyhine mi oldu? Meselesine artık hakimin takdirine kaldı. Hakim aynı suç işleme iradesi kapsamında değerlendirdiğini 3 yılı da beraber alabilir. Ben sadece anlatmak bakımından söylüyorum. 2 yıl da beraber alabilir. Yılı beraber alabilir. Takvim yıldan takvim yılına atlayanı dikkate beraber alabilir. Ama kanaatını bir takvim yılı içinde 3 tane ayrı suç işleme iradesi kapsamında olduğuna ulaşırsa bu defa da burada da bir sorun olduğunu ifade ederim. Ama ben tahmin ediyorum bir Yargıtay'ın eski bir yıllık kararından daha geriye gitmek anlamlı değildir diye düşünüyorum. Yani o bir yıl sabittir. Bir yılı aşan olursa gene aynı suç işleme iradesi kapsamında değerlendiriyorsa onu da tek suç olarak değerlendirmek gerekir. Bütün sorun burada
hesap dönemiyle vergiler hesap dönemlerinin farklılaşmasından kaynaklandı. Onu Yargıtay yıllık olarak kabul etti, takvimli olarak kabul etmişti. Ya da özel hesap dönemi olarak kabul etmişti. Şimdi cezaların miktarları bir miktar artırıldı. Bunlar burada önemli. Dava zaman aşımı, ceza zaman aşımı bakımında önemli. 18 aydan 3 yıla kadardı. Tabii 18 ay olunca bazı infaz rejimi kolaylıklarından da yararlanmak mümkün hale geliyor. 5 yıla çıkartıldı bu. Ama 5 yıla çıkartılması önceden idare 8 yıl idare bulup 8 yılı geçmeyecek şekilde savcının dava açmasını sağlayabilecek. Şimdi 15 yıla çıktı idarenin bu imtiyaz, yani süresi. 15 yıl içinde bir kişi hakkında dava açılabilir. Bu burada bir sorun şöyle karşımıza çıkıyor. Daha önceden belirtmişim ama oraya bir daha atıf yapalım. Kişi 14. yılda tespit edildi, idare gönderdi ama vergi cezası kesemiyor. Ya da vergi isteyemiyor. 5 yıl zaman aşımı uğradı. İşte o hani vergi ziya olmayanları 1/2 indirdi meselesi vardı ya. Hani ödemeye mümkün değildi. Bunlar da muhtemelen 1/2'yi uygulayarak uygulamayı böyle geçecek. Aksaklar da süreler bakımında anlamlı. Birinde 5 yıllık zaman aşımı var, diğerinde 15 yıllık zaman aşımı var. 15 yıl içinde dava açabiliyorsun. Vergiye ilişkin düzenleme yapamadığına göre aradaki süre bakımından ödemeyi gerektirmeyen 1/2'den yararlanmak durumunda kalacaktır. Ceza infaz süresi bu 3 yıldan 5 yıla kadar olanlar 8 yıla çıktığı için değer arkadaşlarım 20 yıl olarak karşımızdır. Yani 20 yıl içinde kişi hüküm verildikten sonra infazı gerçekleştirebilir. Önceden bu süre 10 yıl olarak karşımızda duruyordu. Şimdi peki bu bizim müteselsiz suç meydana geldiyse artık onun aynı dönem içinde bir tane, iki tane, beş tane, yirmi tane, elli tane suç olup olmadığını hakimin takdirine kalmış bir şey. Yani aynı suç işleme iradesi kapsamında olup olmadığını ona kalmış bir şey. Miktarlara bakacak, zamanına bakacak, zamanlar arasındaki farka bakacak. Buna göre bir karar verecek. Peki müteselsiz suça karar verdi. Yani o şekilde değerlendi. Suçun cezasını 1/4'ten 3/4'e kadar artırabilir. Kendisi hükmedeceği cezanın bu hükmü uygulayarak müteselsiz suç nedeniyle verilen şu temel cezanın şu kadar artırılması diye bir hüküm koyabilir. Şimdi peki hüküm ele geçti. İnfaz rejiminin bazı imkanları var. Koşullu salıverme dediğimiz bir düzenleme var. 1/2'sini infaz şartlarında yani gerçekleştiren kişi 1/2'sini infaz şartları gerçekleşmeden dışarıda fiili infazın dışına çıkmış oluyor. Şimdi de, bunu şunu demek istiyorum. Bir kişi 5 yıl ceza mı aldı? 2,5 yıl yaptı mı, yatarı oldu mu, böyle deniyor, yatar dedi. 2,5 yıl yatarı oldu mu, 2,5 yıl dışarıda ama o 2,5 yıl yatacağı süreyi de düzenleme olarak bizim bu denetimli serbestlik meselesinde bir 3 yılda bir yıla indi. O karışıklığı bir kenara bırakarak yani oradaki hakları saklıklar 33-2020 yılından önceki suçlar için 3 yıldı. Bundan sonrakiler için 1 yıla indi. Yani size şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi bir kişi 6 yıl ceza aldı. 1/3 zaten yatmayacak. 1/3 de denetim serbestlikten yararlanıyor. Ceza infazında herhangi bir yer yok. 3 yıl olanlarda. Şimdi olursa, az önce verdiğim örneğe dönelim. 5 yıl, 2,5 yıl, 1 yıl denetimli serbest, 1,5 yıl yatacak. Yani 5 yıl ceza alan kişinin yatarı 1,5 yıl olarak karşımıza çıkacak. Ama bu suçun işlendiği fiilin
33/2020'ye bağlı olduğunu da ifade etmiş olalım. Bir nedenden dolayı cezaevlerinde tıkanıklık meydana geldi. Bir infaz rejimindeki bazı düzenlemelerle bu olayı sağlandı. Onların yerindeliği bizi ilgilendiren bir mesele değil. Ama şu anda bir yıldır bir mesele. Mesela 4 yıl hapis cezası alan bir kişi, işte 3 yıldan 5 yıla kadar 4 yıl alan bir kişi 2 yıl şartlı salıvermeden infaz dışında kalıyor. 1 yılda denetim serbestlikten dışarıda kalıyor. Toplam 1 yıl yaptı mı, yeterli oldu mu infaz sonuçlanmış oluyor. Şimdi süreyi böyle planlamıştık. Yani ben bir ders 45 dakika dikkat ancak yoğunlaşabilir. Zaten konularda hapis, ceza, para olunca çok da sevimli meseleler değil. Bunlarla ilgili benim yapacağım açıklamalar bunlardan ibaret. Hepinize ilgiyle, dikkatle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hani belirli ölçüler içinde sorular varsa yazıp bana aktarabilirsiniz. Katkı verebilirsiniz. Engel bir şey yok. Bunlarla ilgili izniniz olursa sizin de bu konudaki görüşlerinizi almak. Hocam izninizle mikrofonla çünkü kayıt alıyoruz. Siteye tamam. Bazı teknik konularda sizinle görüşlerinize ihtiyacım olduğu için bir iki hususu sormak istiyorum size. Şimdi teknik olarak zincirleme suçtan bahsettiniz. Ve burada suçun işlendiğinin tespiti önem arz ediyor. Neden? Çünkü suçun varlığını tespit eden vergi müfettişleri ve vergi incelemesi. Şimdi elimde bir dosya olduğunu düşünelim. 2017-2018 tespit edilmiş, suç duyurusunda bulunulmuş. 2020-2021 incelenmiş, suç duyurusunda bulunulmuş. 2019'da herhangi bir tespit yok çünkü inceleme yok. Şimdi burada zincirleme suç hükümleri açısından tartışmaya başlandığında ilk akla gelen o 2019 yılındaki kesintinin varlığı nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışması doğuyor. Oysa 2019'da incelense yine tespit yapılacak ve aynı suç işleme kararına dayalı olarak birden fazla bu suçun işlendiği dikkate alınarak zincirleme suç hükümleri uygulanacak. Şimdi böyle bir durumda 2019'un incelenmesini sanığın kendisinin ihbarı mı gerekecek? Yani yani şimdi bunu yapmazsa 2019 incelenmediği için 2017-2018 ayrı bir suç ama zincirleme suç hükümleri uygulanacak. 2020-2021 ayrı bir suç ama zincirleme suç hükümleri uygulanacak. Bunu şunun için soruyorum. Teknik olarak bu bir tartışma konusu. Bu konuda mahkemede bir kafası karışık. Yani bunun netleşmesi gerekiyor. Örneğin benim İstanbul'daki bir dosyamda böyle bir şeyin varlığında dosyaların birleştirilmesi kararı verildi. Dosyalar birleşti. Yani zincirleme suçu uygulayacaklar. Ama Müdahale Mahkemesi arada incelenmemiş bir yılın varlığı nedeniyle dosyaların birleştirilmesi kararımı talebimi reddetti. Dosyalar birleşmeyecek. Yani bunun netleşmesini sağlayacak olan şey de sizin sözünüzde bahsettiğiniz gibi ceza mahkemeleri değil. Bunu netleştirecek olan Maliye Bakanlığı'nın yayınlanacağı bir tebliğ olması lazım. Çünkü burada zincirleme suçta aranan temel konu aynı suç işleme iradesinin varlığı. Yargıtay son dönemdeki kararlarında aradaki zaman uzun olsa bile eğer bu karar devam ediyorsa bazı nedenlerle dolayı araya zaman da girse zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez diyor. Bunu netleştirecek olan Maliye Bakanlığı. O nedenle bu konu bir daha netleşmesi lazım. İkinci konu defter belgeye ibraz etmeme suçu yönünden gene bir tartışma söz konusu bana göre. Çünkü biliyorsunuz ödenmesi istenen miktar o fiilden doğan ceza. Oysa defter belgeye ibraz etmemede özür suçu cezası var. Ama bir yansıma ceza var. Ama gerekçesi o fiil değil. Gerekçe ne? Katma değer vergisi kanunu 19. maddesi. Yani vergi müfettişi defter ibraz edilmediği için işlemlerini görmediğinden dolayı KDV'li reddediyor ve tarihat yapıyor. Şimdi şeyden yararlanmak için etkin pişmanlıktan yararlanmak için bu ödenmesi gereken bir ceza mı? Mesela bunun da
yine Maliye Bakanlığı tarafından netleşmesi gerektiği düşünüyorum. Ya da sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Onu da çok merak ediyorum. Bir de hocam şunun da netleşmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi 367'nin son fıkrasını iptal etti. Oradaki iptal gerekçesi neydi? Anayasa Mahkemesi'nin bu sahte belge düzenleme ve 359 ile ilgili fiillerde non-bis ilerem ihlal edilmesin diye paralel yargılamaya izin vermek istedi. Dedi ki mahkeme kararları birbirinin kararlarından etkilensin. Yani bu ne demektir? İdare mahkemelerle ceza mahkemeleri karar vermeden önce birbirlerinin kararlarını beklesinler. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu gerekçeyle 367'nin son fıkrasını iptal ederken yapılan yasal düzenlemede bunun ortadan kaldıracak yargılanan kişilere, vergi mükelleflerine bu hakkı tanımaz bir biçimde cezalardan feragat davalardan feragat edilmesinin istenmesi ya da hiç dava açılmamasının istenmesi Anayasa Mahkemesi'nin koyduğu iradeye de bence biraz aykırılık teşkil ediyor. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum hocam. Sorular varsa hepsini beraber alalım. Ben dersim uzun olur. Hocam ben katkı yapmak adına bu vergi dairesi borcun hangisine sayılıp sayılmadığı noktasındaki tartışma açısından sizin de çok iyi bildiğiniz gibi ceza ihbarnameleri dava edildiğinde takip ve tahsil aşamasında olmuyor. Buradan yararlandığınızda da 47. madde diyor ki ödeme süresi başlamış, henüz vadesi geçmemiş. Doğrudan ona mahsup edileceği için o tartışma kalmaz. Şimdi benim orada söylemek istediğim şey şu. Eski dönemde kesinleşmiş borçlar var. Kesinleşmiş borç. Tamam hocam. Bunu ödemeye gidiyor kişi. Yani şu 15.4 pardon. 15.4 2022'den önce kesinleşmiş. İcra yani amel alacaklı tahsil usulü hakkında kanun kapsamında artık net bir borcu var kişinin. Onlar bakımından ifade etmiştim. Tamam devam edelim. Hayır bunlar beyana dayalı vergiler de olabilir hocam. Hiç problem değil. Vadesi geçmiş vatandaş ödeyememiş. Ama etkin pişmanlıkla ilgili ödemeye gittiğinde vadesi henüz gelmemiş. Çünkü dava etmişiz takip ve tahsil aşamasında değil. Vade o zaman ortaya çıkacak. Ve o dönemde de vadesi gelmemiş borca mahsup etmek durumundalar. Diye düşünüyorum. Tabii ki bunu katkı yapmak adına söyledim. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Ya da katkı verecek arkadaşımız? Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ediyorum hocam. Çok faydalı oldu. Şimdi buradaki meslektaşlarımız hepsi vali müşavir. Dolayısıyla onların en büyük sıkıntısı aslında mükelleflerle birlikte bir katılan vasfında olmaları. İştirak yani suça iştirak edip etmemeleri konusu. Şimdi bazen düzenlenen raporlarda bu iştirak nedeniyle de raporlara eklemeler yapılabiliyor meslektaşlarımızla ilgili. Tabi bu 360. madde öbür taraftan ceza kanununa da atıfta bulunuyor. Malum iştirak 39. maddede TCK'nın birleştirdiği yardım etme manasında düzenleniyor. Şimdi burada bu düzenlemede buna hiç değinilmemiş. Yani bu borcu mükellef ödediği zaman iştirakten yargılanan meslek mensubu da beraat edecek mi? Dava düşecek mi veya? Burada tabii ki böyle bir sıkıntı da var. Bu meslektaşlarımız bence en çok merak ettiği konu bu olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. O zaman soruların değerlendirmesine geçelim. Şimdi Sayın Hacı benim işimi çok kolaylaştırdı esasında. Bütün diyor sorunun sonunda Maliye Bakanlığı bir açıklama yapmalıdır dedi. Biz de daha farklı bir şey söylemedik ama bizim 359'daki suç evrildi. Bir kere bunu görmemiz lazım. Önceden sadece hareketi yapmak suçun meydana gelmesi için yeterliydi. Şimdi
ekonomik suça, ekonomik ceza mantığından da hareketle vergi ziyan cezasını bunun içine sokunca suçun yarısı en azından ekonomik nitelikli suç haline dönüştü. Yani vergi ziyanı neredeyse netice suçu haline geldi. Tam doğru ifade etmiyorum söylediğimiz cümle ama vergi ziyanı ödeyen kişi bu cezadan koşullu salıvermeyi de dikkate aldığımızda önemli bir imkan elde ediyor. Yani neredeyse cezasızlık sonucuna varacak bir noktaya geliyor. Şimdi bu defter ve belge ibraz etmeme ile ilgili meselede hani biz kendi çalışmamızda da defter ve belge ibraz etmemenin bir suç vasfı ortaya çıkartıp çıkmayacağı noktasında bazı tereddütlerimiz var. Şimdi bu defter ve belge ibraz etmemenin ana sonucu Sayın Hacı da belirtti. Katma değer vergisi bakımından ortaya çıkan bir durum. Peki ben defter ve belge ibraz etmedim. Siz bu defa tarhiyatı işte BABS formlarına bakarak yapmak durumdasınız. Çünkü benimle ilgili herhangi bir bilgi edinemiyorsunuz doğal olarak. Defter belgeleri ibraz etmemeden kaynaklanan bir bulgu değil. Yani onunla illiyeti böyle tam değil. Defter belge yok. Defter belgeye bakacaksın. Bu işte bunu beyan etmemiş ya da buna bu ilişkiye bir belge düzenlememiş diyeceksin. Ama ben defter belgeyi ibraz etmeyince bir illiyet korumak mümkün değil. O yüzden bu kendisi bakımından sorunlu bir maddedir. Benim kişisel kanaatime göre zaten çalışmada da onun üzerinde durduk. Defter ve belge ibraz etmemenin tekrar gözden geçirilip buraya kendi şartları içinde yerleştirilmiş olması lazım. Çünkü her gün ekonomik alan değişiyor. Bu değişime nasıl arka arkaya maddeler getirerek ana ceza maddesini, vergi hukuk bakımından ana ceza maddesini, suç maddesini düzenliyorsak bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak gerekir. Şimdi bir Maliye Bakanlığı'nın yaptığı işleme karşı vergi yargısıyla ceza yargısı arasındaki ilişkiye baktığımızda Maliye Bakanlığı'nın uygulamaları yani kabahatle ilişkin uygulamaları da kastın varlığı şart değil. Kast olmasa da işlem yapılıyor. Ama ceza mahkemeleri mutlaka kişinin o fiili yaparken kastın varlığını arıyor. Zaten sorun da buradan çıkıyor. Şimdi eğer aynı maddi fiilde hareket ediyorsak ikisi de aynı. Bir şey fark etmiyor. Ama ceza mahkemesi kastı aradığı için kast yoksa o harekette vergi idaresi cezayı kesebilir ama ceza mahkemesi ceza vermeyebilir. Şimdi o ceza vermedi diye bu da vermesin. Bu ceza verdi diye o da ceza verdi demek çok anlamlı bir şey değil. O yüzden bu noktadaki açıklamanın da Anayasa Mahkemesi'nin de belirliyor, üzerinde durdu. Manevi unsurun niteliğine bağlı olarak çözümlemekte yarar var. Ya da diyecek ki 359'daki maddelerle ya da fiillerle vergi ziya yaratıldığında kastın vardığı bunların içindedir. Kanun düzeyinde bunu yapacak. Yani inceleme raporlarında diyor bunu işte mesela düzenlemeyi yazarken işte bilip bilmediği tartışılabilir değildir diyor. Bilerek yapmıştır bunu diyor. İşin içinde bu vardır diyor. Ama kullanmada geliyor bilebilir de bilmeyebilir de diyor. Yani bunların subjektif ölçüsünün idaredeki müfettişe bırakılır doğal olarak. Yani o bu kanaate varıyor ve neredeyse hakimin önüne gelen dosyada manevi unsurun vardığının kendine göre, idareye göre bir normunu ortaya koyuyor. Oysa bu manevi unsur bakımından idarenin
ne derece etkili olup olmadığını bilmek lazım. İdare manevi unsuru aramak zorundaydı, cezanı kes. Mahkeme aramak zorunda. İşte bu problematik alan da ceza mahkemesinin kararı, vergi mahkemesinin kararı, ceza mahkemesini bağlar noktasında. Eğer kasıttan dolayı yok diyorsa bağlayabilir belki. Ama kasıttan dolayı değil de maddi unsurdan dolayı olursa birinin sahte dediğine, ülkemizin bir mahkemesinin sahte dediğine, sahteliğine karar verdi, diğer mahkememizin sahte değil demesini nasıl anlamamız lazım? O zaman karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Hangi mahkemenin sahtelik konusundaki görüşüne itibar edeceğiz? Hani benim kendi kişisel görüşüm, ceza mahkemesi sahtelikten dolayı önüne giden bir şeydir. Dolayısıyla ceza mahkemesinin sahtelik konusunda, bakın maddi unsurdan bahsediyorum, kasıttan bahsetmiyorum. Maddi unsur bakımından onun sahte olduğu kanaatinde ise eğer ceza mahkemesi, vergi mahkemesi de buna uymak zorundadır. Çünkü burada üstünlüğü eğer vereceksek ceza mahkemesine vermemiz lazım. Ceza mahkemesi çünkü sahtelik konusu uzman mahkemedir. Sahteliğin belirlenmesi konusu uzman mahkemedir. Diğeri de vergi ziyanının belirlenmesi konusu uzman mahkemedir. Yani bir neticede biri hareketin meydana gelmesinde etkilidir. Ben üstadımızın bu kesinleşen borçların sarılaması bakımından eski dönem borçları var. Onlar kesinleşti. Şu anda vergi dairesinde birden fazla borcu var mükellefin aynı vergi dairesinde. Onlar bakımından bir sarılamada problem olmasın diye ifade etmiştim. Ama onun da çözülmesi lazım. Yani biz her vergi dairesine bunu kendine ait bir yorumla bırakırsak pek tabii ki bundan mükellef zarar görür. Son itibariyle kimse hani vergisel bir kaçınma noktasında değil, unit olsun, AYN uygulanıyorsa bana da bu uygulansın. Zaten adaletin diğer bir açıklaması da eşitliktir. Eşitlik varsa adalet sağlanmış demektir. Şimdi üstadımızın bir konusu, sorusu var. Burada mali müşavir mesleki sorumluluk kapsamında yeminler içinde geçerli. Doğruluk ve işleme sorumluluğu bakımından ayrılmakla birlikte iki tane ceza var. Bir, mükellefin cezasından meslek mensubunun sorumluluğu, bu ayrı bir mesele. Bir de meslek mensubunun doğrudan doğruya cezaya muhatap olması. Yani orada artık sanık işlerek suçunu işlemiş olması dolayısıyla meslek mensubudur. Tabii şartları varsa. Şimdi burada bağımsız bir suç olduğu için, mükellefin işlediği suçtan bağımsız bir hale geldiği için bu kapsamda teknik olarak değerlendirilmesi mümkün görünmüyor. Çünkü iştirakları da deseydi ki şurada, işte size verdim de, iştirak halleri de buna dahildir deseydi sorun yoktu. Çünkü o bağımsız bir suç. O suçu getirip buraya koymamız mümkün değil. Zaten size de ifade ettiğim üzere bu suçun adı iştirak suçu. İştirak ediyor. Dolayısıyla mükellefin kendisinin cezasızlık ya da ceza indiriminden, etki pişmanlıktan yararlanmış olması kendiliğinden bu ilginin de meslek mensubunun içinde sonuç olacağını söylemek mümkün görünüyor. Bir soru ihtiyacı daha doğru. Efendim? Bu mikrofon neredeydi arkadaşlar? Şimdi açıklamalarınız bir soru ihtiyacı daha doğurdu. Ben de hukuk nosyonum daha sizlere... sorular çıkacak bu işlerden. Yani evet. Şimdi geçtiğinde... vergi suçlarındaki kasıt unsuru, cezada kasıt unsuru. Şimdi iki tane şey kafama yatmıyor. Vergi müfettişinin kasıt unsurunu tayini aslında savcılık makamı, iddia makamının yerine koymak gibi bir sonuç getiriyor. İkincisi, vergi suçları açısından kastın vergi kanunlarında ya da ona bağlı yönetmeliklerde düzenlenmesi ne kadar doğru? O kastın varlığının, yokluğunun tayininin. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi şartımıza şöyle cevap vereyim. Ceza mahkemelerindeki pek çok beraatın bizim konularla ilgili, yani anlattığım bu suçla ilgili, 359'la ilgili sebebini düşündünüz mü?
Sayın Bacı biliyordur o. Hep manevi unsur var. Yani inceleme elemanı manevi unsur var diyor. Ceza mahkemesi bunun olmadığı kanaatine büyük ölçüde dayanarak bunları iptal ediyor. Bizim burada söylemek istediğimiz şey şu. Madem ki ceza mahkemesi hakimi bunu tayin ediyorsa ısrarla ve büyük ölçüde olmuştur. Bilerek olmuştur. Bilinmemesi mümkün değil tabii ki. Çok yaygın ve yoğun bir tespitten çok kanaatimize göre daha basit bir şekilde geçiştirilmesinde yarar var. Çünkü başka birinin yetkisinde olan bir konuyu diğerinin ele alması anlamlı değil. Onun manevi huzurlu olup olmadığını tespit yetkisi ceza mahkemesi hakimine ait. Nitekim Berlin suç raporlarında mükellefin ya da sanığın manevi unsuru şiddetli şekilde olduğu ileri sürülse bile ceza mahkemesi bunu kendi bakımından değerlendiriyor. Kriterlemelere bağlı zaten. Efendim? Kriterlemelere bağlı değil zaten. Tabii tabii bağlı değil. Hocam buradaki aslında problemi yaratan şey düzenlemeden kaynaklanmıyor. Burada yaratılan şey yani sıkıntıyı yaratan husus uygulamadan kaynaklanıyor. Her ne kadar mütalaa bir dava şartı olsa dahi aslında vergi suçu raporları ve mütalaalar bir suç duyurusu niteliği taşıyor. Aslında CMK'nın ilgili hükümleri gereği burada iddianamenin hazırlanmasının gerekmediğine karar verecek tek organ savcılık makamı. Savcılık makamları bu suç noktasında yeterli olmadığı için sanki oradaki vergi suçu raporları ve mütalaanın hazırlanmış olması iddianame için gerekli olan makul şüpheyi yaratmış gibi düşünüp derhal iddianame hazırlanıyorlar. Bana göre burada yapılması gereken şey savcılıklarda mutlak surette vahiy suçlara yönelik olarak bir ayrı birine hazırlanması ve nitelik itibariyle iddianame niteliği taşıyan vergi suçu raporları ve mütalaaların bu aşamada bu anlamda değerlendirilip savcılıkların iddianame hazırlayıp hazırlanma noktasında yetkin hale gelmeleri. Yoksa düzenlemede bir problem yok bence. Teşekkür ederim. Şimdi bu mütalaa meselesinden bahsedince ben de şöyle bir açıklama yapayım. Mütalaa inceleme elemanının bazı hususları dikkate alırken yeterince ve geniş bir şekilde yaygın ve amacı dışında demeyelim de sınırları aşacak şekilde değerlendirmeleri törpülemek için getirmiştir. Yani mükellef bir hakkıdır bu. Daha yetkin, mesleki açıdan daha uzman olan kişilerin, daha nispeten daha genç olan uzmanların verdiği, müfettişlerin verdiği raporların denetlenmesidir. Esasında mütalaa inceleme elemanının denetlenmesidir. Kim lehine? Mükellef lehine. Ama benim görebildiğim mütalaalarda rapor vesaire vesaire işte inceleyen kişi fail ile fiil arası ilişki tespit edilmiştir. Ya bir cümle. Yani bir cümle ile mükellef hakkı nasıl korunacaktır? Bunun bir açıklanması lazım. Yani ne yaptın ki? Yani nasıl bir kanaate vardın ki? Nasıl bir değerlendirmede bulundun ki? Fail ile fiil arasındaki bu ilişki cereyan etti. Zaten sonucu öyle olması lazım. Bir tek cümle. Belki gören arkadaşlarımız, yani gören derken yani ilgisini o noktada somutlaştıran arkadaşlar vardır. Oysa bir vergi kaçakçılığı suçu raporu gibi bir rapor yazması lazım mütalaanın. En sonunda evet şu raporda görüldüğü gibi şu açıdan ikna edici olmuştur. Bu açıdan bir işte problematik alan vardır. Böyle olması lazım ama bizim mütalaa da sistemde dava şartı olmasına rağmen etkin işlemediği için sadece bir haber kağıdından ibaret ya da bir usulü bir aşamanın tamamlanmasından ibaret bir hale gelmiş oluyor. Tabii ki teknik bakımdan bu yeni düzenlemeler bazı sorunlar ortaya çıkartacaktır. Ama bunların her birinin zamanı geldiğinde mükellef hakları anlamında mükelleflerin mağdur olmamalı. Mağdur olmamaktan kastım şu değil. Belirsizlik, öngörülemezlik içinde olmasın. Neyle karşı karşıya kalacaksa
bunu bilsin ve buna da hukuki güvenlik sınırları içinde tabi olsun. Yoksa burada yorumsuzluk olsun, rastgele fazla yorum olsun demek anlamında değil. Yorum ne olursa olsun, idarenin bir yorumu olsun, kişi de ona göre kendini ne yaptırımla karşı karşıya kalacaksa, ne yaparsa yaptırımsız olacaksa onu da belirlemiş olsun. İfade etmek istediğimiz şey bu. Tabii ki uygulama bakımından şu anda da çok değişik problemler var. Bu manevi unsur bakımından çok yaygın, adeta yani mahkeme kararlarına baktığınızda yani o manevi unsuru vardığını ispat edebilmek için neredeyse maddi unsurun da önüne geçecek şekilde raporların tanzim edilmesi oluyor. Ondan sonra da işte ceza mahkemesi bunu iptal ediyor. Şimdi ceza mahkemesi iptal edince manevi unsurdan iptal ettiyse vergi mahkemesini bu ilgilendirmez. Çünkü vergi mahkemesi manevi unsuru vardı ve yokluğu ile ilgilenmiyor. Maddi fiilin varlığı ile ilgileniyor. En hafifinden hukuksal gereği yerine getirmedi mi ihmal demektir. Bir kusurluk halidir. O vergi mahkemesinin davayı reddetmesi için yeterli varsa. Ama ceza mahkemesinde öyle değil. O yüzden işte bu iki ceza mahkemesi ile vergi mahkemesi kararlarının etkileşimi meselesi, kişi diyor ki ben suçsuzum ama sen manevi unsur bakımından suçsuzsun. Yoksa vergi ziyağı bakımından bir kabahatin meydana geldiği cari. İşte o problemlerden dolayı bunu... Burada siz şimdi cari dediğimiz noktada... Pardon, ama bunun ekonomik yansıması var. Ceza 3 kat kesiliyor. Manevi unsur yok ama manevi unsura dayalı 3 kat kesildi. Şimdi mükellef olarak benim... Ben verdiği ziyade bakamadım. Cezasından söylemedim. Cezasını düzeltecek şey. Ha, şimdi düzeldiği zaman başka bir sorun çıkar mı o zaman? Baştan mükellefe tanınmayan haklar, uzlaşma benim, gibi, benim kişisel indirim kanaatim, gibi haklar. Eğer manevi unsur yok deniyorsa ve ceza bu anlamda, manevi unsuru yokluğu anlamda ortadan kalkmışsa buna tek kat uygulamak lazım. İşte o zaman baştan tanınmayan hakların tanınması gerekir mi? Ama yani şeyi ortadan kaldırmıyor. Vergi ziyanı ortadan kaldırmıyor. Ama şöyle hocam. 3 kat olduğunda uzlaşma hakkını elinden alıyorsunuz. İndirim hakkını elinden alıyorsunuz. Bu hakların yeniden tesis edilmesi, itiraz edilmesi gerekir mi? Şimdi ceza mahkemesi, yani belki teorik olarak haklı bir konum ortaya çıkıyor ama şimdi ceza mahkemesi bittiği zaman uzlaşmanın tekrar canlandırılması lazım. Ona ilişkin düzenleme yapılması lazım. Şimdi olması gereken hukuktan bahsedersek çok farklı bir şey. Olan hukuktan bahsedersek çok farklı bir şey. Yani, olması gereken hukuk için mücadelede... Olması gereken bir noktasına gelsek her arkadaşın kendine göre bir olması gereken var. Teşekkür ederim hocam. Ama bu noktayı ben şöyle ifade edebilirim. İdarenin böyle bir durum olduğu zaman düzeltmesi lazım. Ve tahsil etmişse de bunların bu noktada. Çünkü dava devam ederken de ödeme yapabiliyoruz biz. Sonuç itibariyle engel bir şey yok. Düzeltme yoluna gitmesi lazım diye düşünüyorum. Tabii ki arkadaşlarımız şu konuyu biraz karıştırıyoruz. Şimdi vergi hukuku ilkeleri ve sistematiği farklı, ceza hukuku ilkeleri ve sistematiği çok farklı birbirinden. Tabii ki bunlar birbirine karışıyor. Şimdi az önce Acı kardeşimiz çok güzel bir şey söyledi. Şimdi sadece savcıların uzman olması gerekmiyor. Bir de ara muhakeme dönemi var biliyorsun şeyde, mahkemede. 15 gün içerisinde bu iddianameyi göndermesi lazım dediği gibi. Fakat daha da uygulamıyorlar uygulamada. Bu da yok. Bu da olmuyor. Dolayısıyla büyük bir sıkıntı var. Özellikle vergi suçlarında büyük bir sıkıntı var. Zaten daha yani ki biz karşılaşıyoruz, acı da karşılaşıyoruz. Kabahatle suçu ayıramayan hakimlerimiz var. Daha o 2016'daki o şeyi ayrıştıramamış hakimlerimiz var. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Yani bu anlamda tabii ki meslektaşlarımızın da buna karıştırmaları çok normal. Bu anlamda gerçekten sizin katkılarınız gerekiyor. Ben burada acı kardeşimin arayışıyla baromuza da davet ediyoruz sizi inşallah. Böyle bir güzel bir seminer vermeniz için başkanımın izniyle, başkanımın da izniyle teşekkür ediyorum. Şimdi ben şunu ifade edeyim.
da zamanını alıyor muyum bilmiyorum ama sohbet ediyorum sonuç itibariyle. Şimdi eski Türk Ceza Kanunu'nda kabahatler, suçlar TCK'da düzenlenmişti. Cürümler ve kabahatler suçtur. Diyor. Suç nedir diye baktığımızda ya fiilin kabahat nevinden olması lazımdı ya da cürüm nevinden olması lazım. Buna suç deniyordu. Şimdi yeni TCK'da suçlar TCK'da kaldı. Yani esasında Türk Ceza Kanunu değil, Türk Suç Kanunu olması lazım. Bir de bunun yanında bir de kabahatler kanunu çıkartıldı. Fakat biz geleneksel olarak her ikisinin sonucu da, kabahatin sonucu da, suçun sonucu da ceza olduğu için önceden ceza hukuku dememizde çok fazla bir problem yoktu. Şimdi ise suç hukuku ve kabahat hukuku diye ayrıldı. İşte savcıların tabii ki bunları değerlendiriyorlar. Ama benim görebildiğim kadarıyla biraz iğnenin ucu şimdi size dokunacak. Savcı Bey bu konuda teknik anlamıyla. Zaten bu çok doğal bir şey. Bilir kişiye sevk ediyor. Bilir kişiye göre iddianameyi düzenliyor. Bilir kişi kim? Siz dersiniz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla hani bu yargılamalarda kararda hakim ve iddianamenin düzenlenmesi savcı ön planda ama onun kararının ve kanaatinin oluşmasında bilir kişilerin de çok önemli bir yeri var. O yüzden hani daha iyiye, daha doğruya, daha güzele ulaşmak adına odalarımızın sırf 359 ile ilgili bilir kişilik de dikkate alınması gereken bir kurallar bütünlüğünü ortaya koymalarında yarar var. Yani ben kendim bir tane bir rapor gördüm. Ceza sahte belgeden. Yani daha doğrusu talep etmiş. Şimdi belki o arkadaşa burada onu bilmiyorum. Kimdir ne? Ama 12 tane de suçu kendi eklemiş. Bak inanmazsınız. İnanırım hocam. Hatta öyle bir durum var ki bu bilir kişilik mevzuatına göre suç. Burada işlenmiştir, burada işlenmiştir. Sadece teknik kısmı açıklayacaksın diyor. Başka bir şey açıklamayacaksın. İrade, manevi unsur vardı, teknik değil. Her neyse, yani sonuç itibariyle bizim bu konudaki savcılara yardımcı olacak bilirkişilik müessesesinde çok işler bir hale getirilmesi lazım. Ve davalarda çok önemli bir yeri olduğunu da biliniz. Kararlarda çok önemli bir yeri olduğunu biliniz. Çünkü bilirkişiyi tarafsız kabul ediyor. Doğal olarak yani yapısı gereği de tarafsız olacak. En fazla itibar edilen görüş o oluyor. O yüzden onun raporunu yazarken çok inceleyip çok sık dokumak lazım. Ve yargısal sorumluluğun önemli bir, yani sonucunun önemli bir parçası olduğunu da bilmiş olmak lazım. Evet, zamanımız zor bir noktada oluyor. Belki kapatmak için buyurun. Yine dışarıda da sorabilirsiniz yani. Problem değil. Sunumlarından dolayı değerli konuğumuz Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Başkanı Sayın Profesör Doktor Doğan Şenyüz'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerine günün anısına plaket takdimimiz olacak. Plaket takdimi için Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali'yi kürsüye davet ediyoruz.